Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Dışarıdan görenler İslami hayat yaşayanları ot gibi yaşıyor zannediyorlar. Rastladınız mı böyle muhabbetlere? Ya İslam'ın içinde de lezzet mi var ya? Ot gibi yaşıyorsunuz diyorlar. Ve kafalarında İslam deyince şöyle bir denklem var. İslam'a müntesip olursan dünyada sıkıntı çekeceksin, ahirette de rahat göreceksin diyorlar. Bu hesap kitapta hazır lezzeti tercih eden bir insana uymadığı için onlar da dünyadaki lezzeti tercih ediyor. Deliliniz nedir buna dediğimizde de bir hadis söylüyorlar. Hadis bilgisi de var. Hatırladınız mı hangi hadis? Ya dünya müminin zindanı, cehennemi, kafirin de cennetidir. Ya bak görüyor musun, dünyaya mümin olarak geldiğinde ne olacak dünya? Cehennem olacak, zindan olacak diyorlar. Şimdi bu hadisin manası bu şekilde değil. Bu hadisin manası şu demek. Bir müminin yaşadığı zevkli ve lezzetli dünya ahiretle kıyaslandığında cehennem hükmünde olacak diyor. Bir kafirin de lezzetler içinde yaşadığını zannettiği dünya maalesef göreceği cehennemin yanında kıyasla ancak cennet sayılacak diyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? O zaman ortaya şu çıkıyor. Bir mümin dünyada da kafirin alamayacağı çok ciddi lezzetleri almaktadır eğer imanı varsa. Yani imanı olgun bir imansa. Tekrar edeyim. Dışarıdan bakıldığında zannedildiği gibi değil. Yani İslam'ın içine girdiğinde nasıl yaşayacaksın? Haşa, ot gibi yaşayacaksın. Böyle değil. Bir müminin dünyadan alacağı lezzet bir kafirin almaya çalıştığı lezzetin kat ve kat ötesindedir eğer imanı güzel bir boyuttaysa. Şimdi dışarıdan bakınca bu lezzeti tatmayan bir insan için bunu anlamak çok zor. Bir gün bir tane arkadaşla oturdum. Kendisi body sporu yapıyor. Orada bir eğitimci, öğretmen. Hayatı da gayrimeşru, bozuk bir hayattan gidiyor yani. Böyle işte zor bela, ikna. Bir tane derse geldi. Dersin çıkışında da oturduk, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz böyle. İyi bir sporcu bir adam yani. Bazı noktalarda da böyle düşkünlükleri var. Ya dedi böyle lezzet mi olur dedi yani. Burada mı geçiyor bütün ömrünüz dedi medresede. Hem burada geçiyor dedim. Ya dedi burada televizyon izliyorsunuz mu? Yok. Kumar oynuyorsunuz mu? Yok. Allah Allah. Kendi hayatıyla kumar oynuyor ya işte o adet olmuş. Kumar oynuyorsunuz mu? Yok. Affedersiniz şehvani lezzetler var mı? Yok. O var mı? Yok. Bu var mı? Yok. Ya dedi birader böyle yaşanır mı dedi ya Allah aşkına dedi. Ot gibi yaşıyorsunuz burada dedi ya. Allah Allah. Şimdi dışarıdan bakınca nasıl gözüküyor hayat? Çok sıkıcı gözüküyor değil mi? Allah Allah. Ama bir içine gir. Bak siz içindesiniz. Dışarıdaki adamın aşık olduğu, müptela olduğu lezzetleri buradaki adamlar lezzet saymıyor. Elinin tersiyle itiyor. Diyor ki bu kuş yemleri için ahiret yakılmaz diyor. Bak dışarıdaki adamın müptela olduğu lezzetleri şurada imanın lezzetini biraz tatmış bir adam ne yapıyor? Bu kuş yemleri için ahiret yakılmaz diyor ya. Şimdi bak bir düşünsene ya. Buraya gelen insan nüfusunu görüyorsunuz. Bu kadar insan keriz mi zevk almadan buraya gelsin? Mümkün mü? Mümkün değil. Bir insan mutlaka zevk almak zorunda. Ya sufli bir, adi bir dünya lezzeti alacak ya da ulvi bir iman lezzeti alacak. Bir insan lezzet almak zorunda mı? Mecbur zorunda. Ya sufli bir dünya lezzeti alacak ya da ulvi bir iman lezzeti alacak. Şimdi bu kadar insan buraya geliyorsa demek ki senin keşfedemediğin bir lezzeti fark etmiş bunlar değil mi? Bak senin hayatını adadığın lezzetler terk ediliyorsa demek imanın içerisinde keşfedilmesi mecbur bir lezzet var. Hem de bu dünyaya bakan lezzeti diyorum ha. Ahiret konuşmuyorum Soner. Dünyaya bakan lezzeti diyorum. Senin ömrünü adadığın lezzetler buradakiler tarafından terk ediliyorsa demek ki keşfedilmesi zorunlu lezzetler var. Bakın bir yere konferans yapmaya gidiyoruz. Nasıl kuyruk oluyor dışarıda? Değil mi? Akıllara zarar kuyruk oluyor. Belçika'daydı herhalde. Salondan 2000'e yakın kişiyi çıkarmak zorunda kaldık. O kadar kalabalık taşmış ki salona. 2000'e yakın kişiyi çıkarmak zorunda kaldık. Orada kabul etmiyorlar böyle tıktım tıktım. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık. Ya millet kuyruk oldu yani. Şimdi bu kadar insan lezzet almasa o kuyruğu oluşturur mu ya? Bolu konferansını, İstanbul konferansını, Ankara'daki imza günlerini malumunuz biliyorsunuz yani. O kadar insan kuyruk oluyor. Bizim arkadaşlar diyor ki ne kadardır sıradasınız diyor. 8 saattir sıradayız. Hayal alem hayatımıza dokundu, vesile oldu. Biz de bir teşekkür etmeye geldik diyor. 8 saat. 8 saat ayakta bekliyor insanlar. Zevk almayan biri 8 saat kimin için ayakta bekler? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Şimdi bizi arayanlar oluyor. Hayatımız değişti. Nasıl acaba bu iman derslerini çalışalım?
Yani bu şekilcilikten çıkalım, imanın özüne nasıl varalım diye soranlar oluyor. Biz de onlara diyoruz ki bizim YouTube'da sıralı videolarımız var. Seri ders yaptığımız. Onları teker teker izleyin ve mutlaka not ala ala çalışın diyoruz. İstanbul'a gidiyorum, bilmem nereye gidiyorum. Bir geliyorlar, bu kadar defter bitirmiş gelmişler. Ya bugün bir insana tek sayfa not yazdıramazken. Bu adamlar çılgıncasına defterler bitiriyorlar. İman derslerini not alıyorlar. Zevk almasa yapar mı bu adam bunu ya? Şimdi gece vakti ofiste çalışmışım. Tam çıkıyorum. Aşağıda bir kardeşi görüyorum. Saat 3 olmuş. Gözler kan çanağına dönmüş. Hala böyle bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun diyorum. Abi ben hatim bitireceğim diyor. Bu yıl diyor hatim sayımı arttıracağım diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Ya böyle bir adam. En lezzetli olay uykudur, öyle mi? Uyku gibi bir şey bunu çekerken. Uykuyu terk etmiş, gözü kan çanağına dönmüş, daha Kur'an okuyor. Lezzet almasa bu adama bunu yaptırabilir misin ya? Dışarıdaki adam niye anlamıyor bakınca? Ya bu kadar erkek toplanmış, televizyon yok, kumar yok, içki yok, fıçkı yok, şu yok, bu yok. Nasıl lezzet alınır? Neden? Çünkü adamın hayvani lezzet skalasında imanın içinde barındırdığı bir lezzet yok. 3-4 şeyin içerisine sıkışmış. Gezdim, içtim, yedim, affedersiniz şöyle yaptım, böyle yaptım lezzetleri. Bir namazın içerisine keşfedilen bir lezzeti daha tatmamış. Oruç tutmanın. Allah Allah, hele başın sıkıştığında. Tam secde ediyorsun ya, o namaz saatine denk geliyor. Gariban bir hale gelmişsin. O alnın böyle secdeye ayrı bir değiyor ya. Tam böyle Allah'a sığınır gibi. Nasıl bir lezzet o ya? Şimdi adam böyle bir lezzeti keşfetmeyince hamburgerin üstüne cheeseburger adamın hayatındaki tek anlamlı lezzet kalıyor yani. Allah Allah. Şimdi dışarıdan bakılınca hakikaten bu lezzeti tatmayan birisi için anlamak çok zor. Şimdi mesela bir öğretmen arkadaş yine benzer bir şey dedi. Ya dedi biz çocuklara dedi okul kitabını zor okutuyoruz dedi. Siz burada her geldiğimde birinin elinde kitap var okuyor. Risale-i Nurları, Kur'an'ları görüyor ya. Ya nasıl okutturuyorsunuz diyor. Şimdi okulda not tehdidiyle okutuyorlar ya. Burada şimdi bizim küçücük yaşında kardeşlerimiz var. Defalarca külliyata devirmişler. Düzenli hatim yapıyorlar. Her gün dersler çalışıyorlar. Bir ayetin manasını anlamak için ders çalışıyorlar. Adam bunu anlayamıyor yani. Bizim kardeş bir gelmiş diyor ki üf abi okuma kampına gittik diyor. Pazar günleri gidiyoruz ya. Okuma kampında 100 sayfa okudum, zevkten 4 köşe oldum diyor. Ya şimdi adam bakıyor, ya biz kitabı okulda zorla okutuyoruz. Bu adam nasıl okuyarak zevkten 4 köşe olmuş diyor, Allah Allah. Şimdi bizim yaratılış gayemiz Allah'ı tanımak ya. Allah da yaratılış gayemizin içine en büyük lezzeti sakladı aslında. Bir denklem cümlesi aslında, fark ettiniz değil mi? Allah yaratılış gayemizi onu tanımak olduğundan, yaratılış gayemizin içine en büyük lezzeti sakladı. Adam onu keşfetmiş. Yaşı kaç olursa olsun iman yaşam bakıyor. Sahabe efendilerimizi görmüyor musunuz? Zübeyir bin Avvam 16 yaşlarında değil mi? Musab efendimiz gencecik değil mi? Allah aşkına ya. Allah Allah. O imanın lezzetini birisi keşfettikten sonra diyor ki abi bir okudum zevkten 4 köşe oldum. Niye? Yaratıcısını tanıyor. Yani bu dünyayı onu istihdam etmeye gönderen Rabbini tanıyor. Adam bundan zevk alıyor. Bak bunun zevki o kadar büyük ki. Kainatta Allah Azze ve Celle'yi en ziyade tanıyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile ne demiş biliyor musunuz? Ma arafnake hakka marifetke ya maruf. Seni hakkıyla bilemedim. Ey bilinmesi gereken. Ya nasıl bir lezzetse demek Allah'ı bilmek, tanımak, onun huzurunda eğilmek. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile seni hakkıyla bilemedim diyor. Yani öyle bir iştiyak var ki Allah'ı bilmeye yönelik içeride. Hala bu cümleyi söylemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah. Şimdi bir meseleyi anladınız değil mi? Dünya zevklerine boğulmuş birisi için ahiret zevki manasız geliyor. Ahiret zevkini tatmış birisi için de dünya zevki manasız geliyor. Yani ikisinin arasında görülmez ama çok kalın bir duvar var. Üstad Hazretleri Lemaat adlı eserinde bunu inanılmaz ifade etmiş. Okuyayım mı bir cümle? Bak şimdi. Kamilin insanların zevki mealisini. Kamil insan... O imanı almış, belli bir mertebeye gelmiş insanın zevki mealisini yani yüce zevklerini, namazın içindeki lezzet, Allah'a kulluk etmenin içindeki lezzet, uykusuz kalmanın içindeki lezzet, oruçta aç kalmanın içindeki lezzet. Kamilin insanların zevki mealisini, yüce zevklerini hoşnut eden bir halet. Mesela şu dersi dinlemeniz. Çocukça bir hevese, sefihçe yani alçakça bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Cümleyi anladınız mı? Bir yerde kamil bir insan var. Manevi noktada mertebesi yükselmiş. Nasıl bir lezzet alıyor? Allah Allah. Ya öyle abiler var. Hangi köşede görsen Kur'an okuyor. Cevşen okuyor, Risale okuyor.
Birisine çay dağıtıyor, hizmet ediyor. Adamın dünyada yapacağı 1000 tane alternatif var. Yok, terk etmiş onları. Hep burada birilerine hizmet ediyor. Onun aldığı lezzet, onu hoşnut eden o haletle lezzet, çocukça bir hevese, sefihçe, yani alçakça bir tabiat sahibine hoş gelmez, onları eğlendirmez. Neden anlayamadığını anladın mı? Dışarıdan bakan adamın, ya televizyon yok, içki yok, kumar yok, yani böyle bir lezzet mi olur diye. Neden anlamadığını anladın mı? Allah Allah, bak şimdi. Sefih lezzet. Onların boğulduğu yer sefih lezzet. Sefih lezzet alçak, hayvanca lezzetler demek. Yani ömrün nereye adıyor? Diline. Aman nasıl daha fazla tattırırım, nasıl daha fazla tattırırım diye ömrünü onun lezzetine koşturuyor. Şu cümle çok elzem. Kendini bedeni zevkleri almak zorunda hissediyor. Cümleyi anladınız mı? Sürekli benim gezmem lazım. Bak belki yorgun, belki içinden gelmiyor. Hayır hayır, biz yılda iki tatile mecbur gitmemiz lazım. Benim hafta sonları pazar şu lokantaya gitmem lazım. Cumartesi akşamları şurada olmam lazım. Ya sen yorgunsun, lezzet de almıyorsun. Huzursuzsun da az önce bana söyledin. Yok yok, bedeni lezzetleri almak zorundayım diye kendini hissediyor. Neden böyle yapıyor? Ruhun lezzetini alamadığından dolayı. Allah Allah. Şimdi mesela az önce o sefih, alçak lezzetlerde kalmış bir insanı hayal edin. Bu adama da itikafa kapanan birini anlatıyorsun. Ramazan'ın son 10 günü itikafa kapanmış birini. Ne düşünüyorsun? Ramazan'ın son 10 günü bir camiye gidiyor, 10 gün camide itikafa kapanıyor. Ne düşünür? Ya Allah Allah, şu sıkıcı hayata bak ya. Girdi içeri, ne bir şey yiyor, ne bir şey içiyor yani. Bunun aldığı lezzet mi olur der. Onun aldığı lezzet senin hiçbir yediğin köfte ekmekte mevcut değil. Hiçbir yediğin salatada, hiçbir gezdiğin yerde mevcut değil. Allah Allah. Neden? Çünkü ruhen lezzet alan birisinin cesedin lezzetlerinin peşinde koşmasına gerek yoktur. İki lezzetten birini tercih edeceğiz. Ruhen lezzet alan birisinin itikaftaki ne lezzetini alıyormuş? Ruhi lezzet. 10 gün insan kapalı kalır mı? Gözünü seveyim ya. Bir insanı 10 gün bir yere kapamaya nezaret ya da hapis deniyor, öyle değil mi? Ama birini düşünün, kendi iradesiyle kapanıyor. Dışarıdan nasıl gözüküyor? Allah Allah, ızdırap gibi gözüküyor. Halbuki o zatın aldığı lezzeti hiçbir gezmede, hiçbir köfte etmekte almak mümkün değil. Neden? Çünkü ruhen lezzet alan birisinin cesedini gezdirip, eğlendirip, lezzet aldırmasına ihtiyaç yoktur. Şimdi mesela bazen çocuk durmaz evde böyle. Oradan oraya, oradan oraya. Artık anne baba çıldırır değil mi? Ya şu çocuk durmuyor ya, tavanlardan topluyor. Ne yapar anne baba çocuğa? Eline bir tane tablet verir. Çocuğun eline tablet verdin ya, iki gün sonra çocuğu koyduğun yerden git geri al. Niye? Eğleniyor, çizgi film izliyor, bir şey izliyor ya. Ruh lezzet alınca çocuk bedenini gezdirmek ihtiyacı hissetmiyor. Çocukta bile var ya. Niye? Bu hal fıtri bir hal. Allah'ın yaratılış algoritmamıza koyduğu hal bu. Çocuk ruhunu doyurdu mu? Doyurdu. Cesedini gezdirmek zorunda kaldı mı? Yok. Hatta birçoğu zaman çocuk nerede uyuyor? O çizgi filmi izlediği yerde uyuyor. Allah Allah. İtikafta böyle bir mantık var. Ruhunu öyle ciddi doyurma yöntemlerini öğrenmiş ki. Hani adam tantuni yapıyor, ne diyorsun? Üf, tantuni yapmayı nasıl öğrenmiş böyle bir lezzeti? O adam da ruhi lezzeti keşfetmiş, öğrenmiş. Onun sanatını öğrenmiş. Adam ruhunu öyle bir doyurmayı öğrenmiş ki cesediyle ilgilenme ihtiyacı zerre kadar yok o adamda. Allah Allah. Şimdi bir gün duydum da bir tanesi ne hanımı zorla umreye yazdırıyor. Hani hanım dindar, erkek de kahvede taş döşüyor. Meslek o. Kahvede taş döşemeci. Hanımı bunu zorla umreye yazdırmış adama. Ya demiş, gitsin de bir bey bizim düzelsin inşallah falan diye. Neyse, bu zat-ı muhterem umreye gidiyor. Böyle bakıyor. Tabii isteksiz ya. Hani zorla gönderildiği için tenkit damarı açık. Ya diyor, bu Araplarda şöyle diyor, bu çölün sıcağı da böyle diyor. Başlıyor say 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 say. Neyse işte kafile Kabe'ye gidecek tavaf etmeye. Adama da demişler hadi hazırlan falan. Adam eşofman giymiş, spor ayakkabı giymiş, şapkayı da takmış. Ben de yanınızdayım, geliyorum falan. Maça çıkacak. Gelmiş Kabe'de tavaf ediyorlar falan. Böyle bakmış, Kabe'yi gören ağlıyor. İşte gittik umreye, gördünüz. İnsan kalbim nasıl yerinde kaldı diye şaşırıyor yani. Adam da demiş ya şu halete bak ya demiş. Duvar görüp ağlanır mı demiş. Neden keşfedemedi oradaki lezzeti? O duygusu açık olmadığı için. Dili kopmuş bir adama tantuni ne ifade eder? O duygusu kopunca tantuni, kerebiç, cezerye hiçbir şey ifade etmiyor. Adam demiş ki ya bu nasıl hal demiş ya, duvar görüp ağlanır mı demiş. Yani olay ne biliyor musun? Sende bir şey olmayınca Kabe'de de bir şey olmuyor. Kabe'de bir şey olması için sende o lezzeti tatacak organın olması lazım. Ya şu manzaraya bak. Nasıl bakayım, gözüm görmüyor ki. Olmadı, olmadı. Karşılığı olmadı.
Şu manzaraya bak demen için adamın hangi duygusu açık olması lazım? Gözlerine. Pıs pıs, yaş kokuya bak ne güzel diyebilmen için adamın koklama kabiliyetinin, duygusunun açık olması lazım. Adam Kabe'ye gidiyor, diyor ki duvar görüp ağladın mı? Neden? O duygusu öldüğü için. Ağlayanları görünce hiçbir mana veremiyor. Senin içinde bir şey olmayınca Kabe'de de bir şey yok demektir. Senin için anlamsız kalıyor. Neden? Kabe'den alacağın lezzetlerin, duyguların hepsi ölmüş ve sönmüş. Allah Allah. Şimdi bu duygusu sönmüş insanların yaşadığı en büyük durum tükenmişlik sendromu. Duymuş muydunuz bunu? Yani dünyada cesedini eğlendirmek için lezzetleri tadıyor, 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 tüketiyor, 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 tüketiyor. En son diyor ki bütün lezzetleri tükettim, beni tatmin edecek hiçbir şey yok diyor, ondan sonra tükendim diyor. Tatmin edecek derken meseleyi anlatmadan önce iki kelime söyleyeyim. Doymak, tatmin olmak. Tekrar edelim. Doymak, tatmin olmak. İkisi çok farklı şeylerdir. Mesela ben bazı akşamlar acıkıyorum. Böyle ağır bir şey yemek istemiyorum akşam. O yüzden ne yapıyorum? Biraz yoğurt alıyorum, şöyle yarım kase. İçine de yulaf koyuyorum. Yulafı biliyorsunuz değil mi? Yulaf adamı zayıflatır. Niye? Yediğin için değil yani. O kadar tatsız tutsuz bir şey ki hayattan soğuyorsun, ondan sonra zayıflıyorsun. Yulaf öyle bir şey yani. Biraz yoğurt alıyorum, biraz yulaf koyuyorum. Onu yiyorum. Yulaf da doyurucu bir şeydir yani böyle. Doyuyorum ama tatmin olmuyorum. Bak doyuyorum. Yani bir şey daha versen almayacak. Sporcu arkadaşlar bilir ha Ömer. Siz profesyonel sporcusunuz. Anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi değil mi? Doyuyorsun ama tatmin olmuyorsun. Hala böyle içinden bir ses geliyor. Ah yağları şuralardan damlayan tantuni. Allah Allah. Nereye baksan tantuni görüyorsun ya. Nasıl bir aşk, nasıl bir sevda. Tantuni yeseydim ne olurdum? Tatmin olurdum. Yulaf yoğurt yiyince sadece doydum. Arada dağlar kadar fark var. Blade diye bir film vardı, hatırlar mısınız? Vampir bir adam. Ama diğer vampirlere savaş açmış. Hepsini doğuruyor böyle. Hani doğuda avara oynuyorlar ya bıçakla. Onun gibi düşün. Vampirleri doğuruyor, indiriyor böyle Blade. Ama kendisi insan kanıyla beslenmiyor. Ne alıyordu hatırlıyor musunuz? Bir serum alıyordu böyle pıst diye ağzına. Sonra diyordu ki bu serum beni doyuruyor ama tatmin etmiyor. Yani doyuyorum ama hala çok kan istiyorum diyordu. Bir örnek oldu mu? Biraz garip bir örnek mi oldu? Dünya aynı böyle. Bak doyurur dünya. O an böyle kafanı mafanı bir şey yapar, doyurur yani dünya. Ama gözünü açtığın anda tatmin olmadığını hissedeceksin. Anlatabildim mi demek istediğimi? O yüzden dünyadaki bir şeyleri tükettiğinde geçici olarak doyabilirsin. Ama asla tatmin olamıyorsun. Çünkü tatmin olması gereken cesedin değil, ruhun. Dünyada da şu an yaşanan hadise tükenmişlik sendromu. Bir tane söyle diyor. Diyor ki abi diyor, bütün lezzetleri bitirdim diyor. Zaten gayrimeşruki arkadaşlar onu bütün lezzetler zannediyor. Bütün lezzetleri tükettim diyor. Haramda bile girmediğim lezzet kalmadı diyor. Bitti diyor. Dünyada bana heyecan veren hiçbir şey yok diyor. Senin dünyada tattıklarının toplamının adı kuş yemi. Senin tatmadığın öyle lezzetler var ki insanlığın içerisinde. Onları keşfedememişsin ve bütün lezzetleri bitirdiğini iddia ediyorsun. Bekleme anladın değil mi? Maneviyatın, ruhun içerisinde öyle gömülü lezzetler var ki onları tatmayıp dünyada bitirdiğin lezzetleri dünya bitti zannediyorsun. Maddi lezzet tükeniyor. Tadacak bir şey kalmayınca adam neyi tatmaya çalışıyor biliyor musunuz? Maalesef ölümü tatmaya çalışıyor. Ya hadiseler sıralı şekilde böyle gidiyor. Bunu tattım, bunu tattım, bunu tattım. Hiçbirisi beni tatmin etmedi. Ruh bir de var ya. Ruh sonsuz ya. Yani ruhun tatmin mekanizması nasıl? Sonsuz. Neden? Ruhu muhatap edeceğin Allah sonsuz çünkü. Kalp sonlu mu, sonsuz mu? Sonsuz. Kalp niye sonsuz? Kalbin seveceği Allah sonsuz çünkü. Ya sen sonsuzla zor tatmin olan bir kalbi. Dünyadaki şeylerle doyurmaya çalışıyorsun. Doymuyor bile Mehmetcan, bırak tatmin olmayı. Doymuyor bile ya. Anladın değil mi? Kalp niye sonsuz? Seveceği Allah sonsuz. Ya böyle bir kalbi sen cesedini biraz giydirdim, biraz gezdirdim diyerek tatmin etmeyi bile bırak. Doyurman bile mümkün değil. Ondan sonra adam onu tattım, onu tattım, onu tattım. Hiçbirinden lezzet alamadım. Bir de neyi tatayım diyor. Ölümü. Öyle gidiyor değil mi bu işler? Maalesef öyle gidiyor. Ondan sonra da Allah muhafaza insanlığın içerisindeki o derin lezzetlerin hiçbirisini tatmadan Allah Allah gözlerini kapayıp gidiyor. Ayşe annemiz anlatıyor, diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken yorulduğunda veyahut ayakları şişliğinde yere oturup namaz kılmaya devam ederdi diyor. Ya bu nasıl bir lezzet ya? Gece ibadeti ha bu. Farz namazı bahsetmiyorum. Teheccüde yani. Ya bu nasıl bir lezzet yani? Neyin lezzeti çıkıyor oradan yani? Ayaklar şişene kadar, yorulana kadar namaz kılmak ne demek? Bunun içinde nasıl bir lezzet var?
Ve bu lezzeti ok yönüyle gösteren şahıs Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir lezzeti tatmayınca insan diyor ki, bu hayatta tatmadığım lezzet kalmadı diyor ya. Bir tanesi de yine şey diyor. Antalya'ya gittim diyor, sevmedim diyor. Hanım ısrar etti diyor. Bursa'da bir dağ köyüne gidelim dedi diyor. Ev kiraladım, bungalo mungalo diyor. Onu da sevmedim diyor. Yani ne yapsam lezzet alamıyorum diyor ya. Bitti diyor. Dünyada lezzet alamıyorum diyor. Allah Allah. Alamayacaksın da. Neden alamayacaksın? Çünkü yatırımını cesede yapıyorsun. Hasta olan neresi? Ruh. Bir süvarinin bir ata bindiğini düşün. Süvari ruhumuz, at da nefsimiz. Sen o atı besleyerek süvariyi doyurabilir misin? Doyuramaz. Başka bir şey söyleyeyim. Atın yemiyle süvariyi doyurabilir misin? Atın yemi nerede? Ya ahırda ya çayırda. Süvarinin yemi nerede? Oo, şöyle lezzetli masalarda. İkramlı masalarda, muhabbetli masalarda. Sen atı besleyerek süvariyi doyuramayacağın gibi cesedi besleyerek ruhu tatmin etmen, doyurman mümkün değildir. Mümkün değildir. Allah Allah. Şimdi bir örnek verelim. Şimdi toprağın altında karanlıkta kalmış bir tohum düşünün. Bir de kabuğunu çatlatmış. Karanlık topraktan yukarı çıkmış, meyve vermiş bir tane ağaç düşünün. Şimdi bu karanlıktaki toprağın altında karanlıktaki tohuma soruyoruz. Diyoruz ki, ey tohum, hayat nasıl gidiyor? Nasıl gitsin ya? Tatmadığım lezzet kalmadı. Bak öyle değil mi? Öyle diyor değil mi şimdi? Ya onu görmüş ya. Dar kabuğun, karanlık toprağın altı. Ne diyor tohum? Tatmadığım lezzet kalmadı. Görmediğim, yaşamadığım hayat kalmadı. Yanımdan ne tohumlar geldi geçti değil mi? Tam gayrimeşru lafları böyle. Sıkıldım diyor, bıktım diyor. Şimdi bu konuşmayı şu ağaç duysa ne yapar? Güler ya, çıldırır ya. Der ki, kabuğun içerisinde, karanlık toprağın içerisindeki hayatı hayat ve lezzet zannediyorsun. Püf, aldanmışsın der. Ve bu ağaç ne der biliyor musun? O kabuğunu yırtıp çatlattıktan sonra, toprağın üstüne çıkınca, güneşin arkadaşlık ettiği, yağmurun seni okşadığı, kuşların sana şarkı söylediği, çimlerin sana masaj yaptığı, toprağın sana dayelik, annelik ettiği öyle bir hayat var ki. Sen delisin dostum, çıldırmışsın, kabuğun içerisindekini lezzet ve hayat zannediyorsun der. Tohumun kabuğunu yırtması ne demek biliyor musun? Bizim bu takıntılı dünya hayatımızdan kurtulmamız kabuğu yırtmak demek oluyor. Evden işe, işten eve, mutfaktan affedersiniz tuvalete, tuvaletten mutfağa. Böyle bir hayat reddedilmesi gereken bir hayattır. Bunu reddettiğin anda tohum kabuğu çatlatmış demektir. Çatlattıktan sonra da senin tadacağın lezzeti almayan birine tarif etme şansın bile yok. Allah Allah. Şimdi ben aynı bu anlattığım tohum örneği yaşayan çok adam tanıdım yani, çok adam. Böyle gayrimeşrudan dönme çok arkadaşımız var, çok muhabbet ediyoruz. Bu adamlar dönmeden önce söylüyorlar yani, bu dünyada tatmadığımız bir şey kalmadı diyorlar. Bir de adamların kendilerini uyutmak için kullandığı uyuşturucuyu Türkiye laboratuvarlarında işlememişlerdir. Anladın mı? O kadar uyuşturucu kullanıyor. Neden kullanıyor? Çünkü tatmin olmayan duyguları uyuşturmak zorundasın. Bir insan neden uyuşturucu kullanıyor? Çünkü tatmin olmayan duyguları mecbur uyuşturacaksın. Baş edemezsin ki. Öyle bir viyaklıyor ki içeriden, öyle bir bağırıyor ki, beni doyur, beni doyur. Senin bebeğin bağırmıyor mu? Bağırıyor, bu da bağırıyor. Doyur beni, doyur beni, inga inga diye bağırmıyor mu aç kalan bebek? Bu da bağırıyor. Doyur beni, doyur beni neyle? Allah'la doyur beni, doyur beni, doyur beni, doyur beni. Çıldırtıyor adamı. O yüzden bir duyguyu tatmin edemiyorsan uyutmak zorundasın. Ardından bu adam Risale-i Nur'la tanışıyor. Okuyor, okuyor, okuyor. Diyor ki, hocam diyor, Risale-i Nur'la tanıştığım gün benim doğum günüm diyor. Bak. Ne oldu, ne değişti? Toprağın altında yaşadığım zannettiği hayatın kabuğunu çatlattı mı? Çatlattı. Toprağın üstüne çıktı mı? Çıktı. Kuşlarla, güneşle, ayla arkadaşlığa başladı mı? Başladı. Şu ulvi arkadaşlara bak. Toprağın altında arkadaşları kim? Yılan, çıyan, böcek. Ne olacak başka arkadaş? Allah Allah. Yani bir tohum toprağın altından çıkıp yukarıyı bir keşfetse, bir kez kafayı bir çıkarsa, bir daha onu yedi düvel billetse toprağın altına girmeye ikna edemez. Öyle diyorlar öyle. Bu hakikatleri anlayan adamlar diyor ki, reddediyorum şöyle yaşamayı. Tuvaletten mutfağa, mutfaktan tuvalete bir hayatta yaşamayı reddediyorum diyor. Neden? Ruhun lezzetleri adamın tadını, tadı damağına gelmiş tamamen. Bu adam böyle bir lezzeti bırakır mı? Allah Allah. Ama gel de bu lezzeti tatmayanlara anlat. Bir gün bu medreselere böyle gelip giden bir çocuk vardı. Çocuk genç yaşta ama girmedi, bozuk hayat kalmamış. Gencecik çocuk, ha ne kadar üzücü değil mi? Gencecik çocuk girmedi, hayat kalmamış. Neyse, hakikatlerle tanışıyor ediyor, her birisine tövbe ediyor. Çocuk namaza niyaza başlıyor. Evde anne baba da böyle farklı kafada insanlar. Çocuğun bu halini görüyorlar. Çocuğu psikoloğa götürüyorlar namaza başladı diye. O klasik şey modeller var ya, oğlum gel otur benim yanımda iç falan, o modellerden yani.
Çocuğu alıyor, psikoloğa götürüyor. Diyor ki psikoloğa, ya diyor bizim çocuk genç ama diyor ihtiyar davranışı göstermeye başladı diyor. Namaz için diyor. Ötekinin de hiç duyguları açılmadığından doktorun, o da benzer cümle kuruyor. Diyor ki arada oluyor böyle ya, böyle hastalıklar oluyor manevi diyor, dur bir ilaç yazayım diyor. Yani çocuğun namaza başlaması, fıtratına yönelmesi psikolojik hastalık olarak gözüküyor. Hadi çocuğun yakınındakiler anlamadı, hadi ana baba anlamadı, doktor bile anlamadı. Neden anlamadı? Çünkü namazın ve ibadetin içerisindeki lezzeti alabileceği bütün duyguları ölmüş. Anladın mı olayı? O yüzden ya namazın içinde ne lezzet olabilir ki? Diyerekten çocuğa ne gözle bakıyorlar? Kafayı sıyırmış, yakmış bu çocuk. Biz böyle vakalar gördük diyor, ne veriyor? İlaç veriyor. Neden? Duyguları tatmin edemezsen uyutmak zorundasın. Şaka gibi değil mi anlattığım olay? Yani kainatın yaratılış amacına bak. Şu az önce bahsettiğim diyaloğa bak. Allah Allah. Bir insan manevi lezzetleri tatmayınca hayatı dört maddi lezzetten ibaret sayar. Yedim, içtim, gezdim, affedersiniz şehvani arzuların etrafında koştum. Şu an insana aldatıcı ve gaflet veren medeniyet fantazilerine bakın, her birisi bu dördü etrafında çevrilmiştir. Allah Allah. Ne kadar enteresan hayatlar ya. Şimdi demek ki manevi lezzetleri alabilmek için ruhu uyandırmak lazım. Bak şimdi şuraya bir Antep sofrası kurdum Ömer. Yuvalamalar. Allah Allah. Lebeniyeler. Balcan kebaplar. Altı ezmeliler. Allah Allah. Ali nazikler. Beyranlar. Bak Allah Allah. Bir de o tereyağında beyin yapıyorlar ya. Kurdum Antep sofrasını. Halis de yanında uyuyor. Şimdi Halis için bu sofranın varlığıyla yokluğu arasında bir fark var mı? Yok. Neden yok biliyor musun? Halis'in bu sofradan lezzet alacak duyguları uyuduğu için. Hani o duyguları uyuyan birisine namazın önemi yok ya, onu anlatıyorum. O esnada birisi Halis'i dürtse, uyandırsa. Halis de Urfalıdır ha. Şöyle gözünü bir açıyor, ooo Balcan Isot Frank. Şimdi bu Halis'i bir daha onun bir tadını aldıktan sonra, koku da tattır ya, bir kokusunu aldıktan sonra uyutmak mümkün mü? Mümkün değil, mümkün değil. Bak aynı bizim halimiz böyle. Öyle bir gaflet uykusundayız ki yanımızda kurulu sofraların lezzetini bilmiyoruz. Namaz sofrası. Namazın içindeki lezzet tarif edilemez. Tarif edilemez. Tarif edilemez. İmam Ali Efendimiz kendisine saplanan oku namazda çıkarın diyor. Allah Allah. Bak değil oku. İmam Ali'yi orada doğrasan oralı değil. Neden? Çünkü namazda orada değil. Başka bir alemin başka lezzetleri açılmış. Ya nasıl bir lezzet? Şimdi namaz sofrasının lezzetini bilmiyor. Neden? O duygular uyuyor. Oruç sofrası. Ben dışarıda tutmayan biri, genç tanıdığım birini gördüm de böyle tenkit ve kınama olarak düşünmeyin sakın. Ben üzülüyorum diyorum. Böyle bir sofrayı niye kaçırıyorsun diyorum ya. Niye yani? Ve üzülerek söylüyorum, hani eskiden saygı kültürü vardı ya, birinin önünde yemez içmezdin. O kültür bile gitmiş. Eyvah diyorum ya, bu kadar mı gitti bunun lezzeti? Ona üzülüyorum yani. Onun ahirette denk gelebileceği bir şey. Yani benim orucum kesin kabul oldu makamı da söylemiyorum. Ben de yalvarıyorum Allah'ım benim orucumu da kabul et diye. Ama onda o basamak da yok yani. O kadar üzüyor ki beni. Çünkü orucun bir manevi sofrası var ama onun duyguları uyur halde. Ya bu Allah'a dua etmenin içinde var ya, bir manevi sofra var. Allah Allah. Tam böyle darlandığım bir esnada secdeye gittiğiniz anı hatırlıyorsunuz mu? Ya şunu şuradan kaldırasın gelmiyor ya. Böyle sürtesin geliyor. Ya öyle bir lezzet veriyor ki sığınma. Çok acizsin ya. Sonsuz kudreti de bulunca bırakır mı insan? Bırakmaz. Şurada gariban adam dayısını bulunca bırakmıyor ya. Benim dayım bu işleri çözer diye. Allah bırakılır mı ya? Öyle sofralar var ki yanında duygular uyuduğundan dolayı lezzet alamıyor. Şimdi bebeğe ilk bal verilirken bebek biraz direnir. Yani biberonundan başka bir şeyi ağzına almak istemez bebek. Şöyle kaşıkla ebeveyn vermeye çalışır, direnir bebek. Nem yapar böyle. Daha sonra biberonunu bala batırırlar, bebeğin ağzına verirler. Sonra bebek ne yapar? O balın tadını alır, yapışır, saplanır. Artık böyle boş su verirsin, bebek inga inga der. İnga inga inga. Yani diyor bana o ballı olandan verin diyor yani. Anladın mı? Onların lehçesi. Şimdi nefis aynı böyle. İlk lezzeti alana kadar çok direniyor. Yok diyor, ben bu lezzeti istemem. Namazdaki lezzet bana gelmez, oruçtaki lezzet bana gelmez. Ben öyle namaz oruç diyorum da siz daha derini biliyor musunuz? Allah'ı tanımanın, derin tanımanın, Kur'an-ı Kerim'deki manaları anlamanın, sahabe gibi Allah için fedalar etmenin, uykular bölmenin, hicret etmenin, yollar gitmenin, bunun içerisindeki lezzetin ne olduğunu hem dünyada hem ahirette göreceğiz Allah izin verirse inşallah. Apayrı lezzetler bunlar. Sahabe gibi olmak. Benim lezzet dediğim olay, namaz oruç diyorum da siz orada kalmayın. Sahabe gibi olmak demek yani. Lezzetin tekamül ettiği nokta orası. Kemal bulduğu nokta orası yani.
Sahabe gibi olma noktası. Nefis bir ikna olsa oralarda, bir ikna olsa, o tadı bir ağzına çalsan ondan sonra o biber onu daha terk etmeyecek. Ama bunun için nefsi ikna etmek için ne lazım? İrade lazım. Şimdi Risale-i Nur'dan bir cümle okuyacağım. Buradaki anahtar kelimemiz de tahrik etmek. Hani bir kası şişirmek için ne yapıyorsun? Sürekli tahrik ediyorsun, tahrik ediyorsun. Dilin kabiliyetini geliştirmek için tahrik ediyorsun ya. Onunla ilgili inanılmaz bir cümle okuyacağım. Bak şimdi cümleye bak cümleye. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, kalbe sürekli ne gönderiyorsun? Sinyal. Vicdan tahrik edilirse, vicdanı çalıştırmak için tahrik ediyorsun. Ruha ihsas verirse, ruhu hisli hale getirmek için yine tahrik ediyorsun. Lezzet ziyade olur. Ne diyor? Ne kadar çalıştırmaya denersen o kadar lezzetin artacak diyor. Bak şimdi. Ben bir gün bir tanesine Risale-i Nur verdim. Al dedim, bunu oku, çok lezzet alacaksın. Getirdi, okudum, bir lezzet almadım dedi. Şimdi iyi de yani bu kalp masajını adam bir tane de yapıp bırakmıyor ki. Koçeli, kalp masajını ne kadar yapıyorsunuz? Hocam 45 dakika. Koçeli adamın kaburgası kırdı 45 dakika. Şimdi adama kalp masajını bir seferde şöyle yapıp bırakmıyor ki. Ne yapıyor? Sinyal göndermeye, tahrik etmeye devam ediyor. Benim belim ağrıyor fıtıktan dolayı. Bir gidiyorum, işte elektrik veriyorlar. 30 dakika elektrik veriyor. Ne yaptınız diyorum ya. Ben trafo muyum, jeneratör müyüm? Adam diyor ki hocam yok diyor. Siniri uyalmak için diyor. Böyle 30 dakika diyor, ben sana diyor sinyal göndereceğim diyor. Şimdi yani bunların içerisindeki lezzeti veyahut çalışılırlığı ortaya çıkarmak için bu kadar tahrik gerekiyorsa, namazı da tahrik ede ede. Yani hep sinyal göndere göndere içindeki lezzet çıkacak. Yoksa şu dersi dinleyen birisi, gittim bir namaz kıldım ama duyguları uygunsa buna, bir namazda da alır mı lezzeti? Alır. Ama benimki gibi körelmişse duyguları, ne yapması lazım? Defalarca tahrik etmesi lazım. Allah Allah. Bak bu tahrik meseleyi çok önemli. Bir gurme bir adam yemekleri nasıl ayırt ediyor? Bir bakıyor böyle, kebaba şunu koymadım ben yemem diyor. Ya sen o ayrımı nereden biliyorsun? Tahrik ede ede lezzeti çok gelişmiş. Öyle mi? Müzisyen bir adam bir dinliyor müziği, diyor ki nota kaçırdın diyor. Ya sen nota kaçırıldığını nereden anladın? Kulağa tahrik ede ede aynı güzel ritimleri kulağa göndere göndere adam kulağının lezzetini geliştirmiş. Motor ustası da öyledir, öyle değil mi? Çalıştır bakayım arabayı diyor. Bu 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 bum diye bir çalıştırıyorsun. Adam diyor ki bunun şurasında sorun var diyor. Ya siz nereden anlıyorsunuz? Kulağı tahrik ede ede. Kulağa ben aynı sesi çok gönderdiğim için onun lezzetlerini biliyorum yani diyor. Allah Allah. Koku gurmesi insanlar var. Değil mi? Adam bir kokuyu kokluyor, diyor ki bu kış kokusu diyor. Bu yaz kokusu diyor. Bu koku gitmez diyor. Bu koku bu tene gitmez diyor. Ya sen nereden biliyorsun ayrımları? Adam burnunu tahrik ede ede koku lezzetini geliştirmiş. O zaman ibadetin içerisindeki lezzet nasıl gelişecek? Tahrik ede ede. Namazı? Kıla kıla. Teheccüdü? Kıla kıla. Orucu? Tuta tuta. Zekatı? Vere vere. İnfağı? Vere vere. Uykuları? Böle böle. Sahabe gibi koşa koşa. Onun içinden çıkacak lezzeti 7 düvel birleşip dünyayı önüne serse gramını sana veremez. Aha buyurun, denemesi bedava. Bütün sahabe hayatını ortaya koymuş bu lezzet için. Hadi bakalım, denemesi bedava. Çok affedersiniz, bu lezzeti bulamayınca böyle kemiğin etrafında koşar gibi dünyanın bir orasına bir orasına bir orasına koşup duruyor ondan sonra. Hiç olamıyor yani. İnsana da yakışan bir hal olmuyor yani. Şimdi bu lezzetle ilgili bir ufak mesele daha anlatacağım. Cömert cimri meselesi. Şimdi bak, bir insan bu tohum hükmündeki duyguları tahrik ede ede ne yapıyordu Ömer? Ağaç hükmüne getiriyordu. Ağacın da meyvesi lezzetli midir? Lezzetlidir. Duygunun meyvesini yiyorsun sonra. Duygular ne halde? Herkeste var mı bu duygular? Herkeste var. Ne halde var? Tohum hükmünde var. Bu tohum hükmündeki duyguyu tahrik etsem, 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 suyunu verdim, toprağını verdim, güneşini verdim. Ne yapıyorum? Tahrik ediyorum. Gübresini verdim, baktım, besledim, besledim. Tahrik ede 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 bu tohumdan ağaca dönüşüyor. Ağacın da meyvesi tadından yenmiyor. Bizim böyle bir tane duygumuz var. İnsanın kaç tane manevi organı, yani latifesi, yani duygusu vardır biliyor musunuz? Buyurun. Çok güzel. Allah'ın kaç ismi varsa her ismine bakan bir duygu bizde var. Bak, duyguların her birisi Allah'ın ismini anlamak için sen gidiyorsun bir arabesk şarkıda filanca için tüketiyorsun. Gerçekten ziyan. Gerçekten ziyan. Çok üzücü bir hal. Her bir duygu Allah'ın bir ismini anlayıp onun tadına varmak için. Allah Allah. Şimdi adam böyle etrafı temizliyor, odasını temizliyor. Oh be, huzur buldum, lezzet aldım diyor.
Lezzet buradan alınmaz. Temizliğin lezzeti. Buradan alınmaz, buradan alınmaz. Nereden aldın? Allah'ın Kuddüs ismine bakan duyguyu çalıştırdın. O duygu tohumdan ağaca döndü, sana da meyvesini verdi. Bak onun adı. İnsana özel lezzet bak. Allah Allah. Adam diyor ki iki kişi arasında kötü bir durum vardı. Ben hikmetli davrandım. Arasını düzelttim. Adaleti tesis ettim. Bir lezzet aldım diyor. Buradan alınmaz, buradan alınmaz. Nereden aldın? Allah'ın Adıl isminden. İsmi Adıl'dan bakan duyguyu çalıştırdın, tohumdan ağaç ettin. Onun meyvesini, lezzetini aldın. Allah Azze ve Celle'nin bir ismi var. Cevvat. Ne demek? Verdikçe veren demek. Cömert yani. İsmi Cud var, Cevvat var. Cömertlik demek Allah'ın Cevvat ismine bir kulun rezonans olması demek. Aynı frekansta davranabilmesi. Sen Allah'ın cömertlik ismine ayna olduğunda o cömertlik isminin içinden inanılmaz bir lezzeti tatmış oluyorsun. Şimdi ben Messi'nin yanında antrenmana girsem, Messi'ye ayna olsam ne demek bu? Messi'nin özel hareketlerini öğrensem lezzet alır mıyım? Alırım tabii, milyon dolar edeceğim ben ondan sonra. Ben Raikkonen'in yanında direksiyon eğitimine gittim. Ayna oluyorum yani Raikkonen'e. Amacım işte mahallede el freni çekip yan ver. Yok. Şimdi Raikkonen'e ben ayna oluyorum. Yani ayna gibi düşünün ya, bir aynada ne görürsün? Yansıdığını görürsün değil mi? Raikkonen'in o güzel duyguları bana geçiyor ve öyle direksiyon tutmayı öğreniyorum. Lezzet alır mıyım? Alırım tabii ya. Yarışlara katılsam herkesi geçeceğim. Öyle mi? Dünyanın en iyi pasta ahçısının yanında çırak girdim. Adama ayna oluyorum yani. Adamın o güzel duyguları, özellikleri bende tecelli edecek mi? Edecek. Bir süre sonra en güzel pastaları da ben yapacağım mı? Yapacağım. Lezzet alır mı insan bundan? Alır ya. Dünyadaki bir insana aynı olduğunda lezzet alıyorsun da, Cevvat ismine aynı olduğunda lezzet çıkmaz mı? Aynı olmak ne demek? Biraz oturdu mu? Bir insan Allah'ın cömertlik isimlerine aynı olursa içerisinden inanılmaz derin bir lezzet çıkıyor. Bak şimdi. Bazıları vardır ki hesap ödemekten çok lezzet alır. Var değil mi öyleleri? Neyin lezzeti bu? Cömertliğin lezzetini alıyor. Allah'ın cömert ismine aynı oldu ya. Tohumdu, ağaç oldu, onunla meyvesini yedi. Allah Allah. Bazıları için de bu hesap ödemek çok acı bir durumdur. Var değil mi öyleler? Tam son lokma ağza giderken masada kavga çıkarır. Gözünden bir timsah gözyaşı, sonra der ki benim lavaboya gitmem lazım. Ne zaman döner? Hesap ne zaman ödenir o zaman döner. Var değil mi bazıları? Bazıları için hesap ödemek çok acıdır. Neden? Ruhundaki lezzet alacağı cömertlik duygusu ölmüş. Orada kurnazlık gibi gözüküyor değil mi? Hesabı ödemedim, cebimde kaldı. Halbuki onu tahrik etseydin Allah'ın esmasının lezzetini alacaktın. Neden ödeyemiyor hesabı? Ruhundaki lezzet alması gereken bir duygu vardı. Yani tatma duygunun olmadığını düşün Sedat. Çok acı değil mi hayat? Bunda da cömertlik duygusu gitmiş. Ölmüş, bu yüzden hesabı ödeyemiyor. Hadislerde diyor ki cehennemin kapısını cimriler açacak. O yüzden hadiste diyor ki cimrinin yemeği derttir. Yemeyin diyor, cimrinin yemeğini yemeyin diyor. Cimrinin yemeği derttir, cömertin yemeği devadır. Bazı sahabe efendilerimiz hastalandığında bir cömertin evine gidiyor, yemeğini yiyelim de deva olsun diye. O kadar hadise riayet ediyorlar. O yüzden hadiste diyor ki fasık cömert, yani açıktan günah işliyor ama iman sahibi, Allah katında cimri müminden eftaldir, daha faziletlidir diyor. Gayrimeşru hayattan dönenlerin ortak özelliğine bakmanızı rica etsem. Cömertlik. Ya o kadar günah işledin, nasıl döndün? Cömertlikten dönülür mü? Dönülür. Allah cömert ya, cömertleri seviyor. Bak, canlandı mı kafanızda? Çok var yani bu medreseye gelen eski hayatı gayrimeşru. Ne ortak özellikleri? Cebinde son kuruşu adam koyuyor ortaya. Allah Allah, ben çok gördüm ha. Olmasa da cebinden çıkarıp verenleri çok gördüm yani. Ben de hayret ettim. Demek ki dedim bu adamı döndüren bu cömertlik duygusu herhalde diye. Ben de aynı cümleleri çok söyledim. Neden öyle oluyor? Allah cömert ya. Cömertlik Allah'ın adı ha. Adı, ismi yani. Sonsuz ondan, mutlak, sınırsız, kuşatılmamış şekilde serbest gezebilen. Cömertlik Allah'ın zatî özelliği. Allah Azze ve Celle cömert olduğu için cömertleri seviyor. Neden? Bak konu burada malla ilgili değil. Cömertlik Allah'a güvenmek demektir. Bir insan Allah'a güvendiği derecede cömert olabilir. Allah Allah. O insan Allah'a güvenip verdiğinden dolayı Allah da onun sözünü boşa çıkarmıyor. Kalbini de boş döndürmüyor. Ne yapıyor kalbine? Bu kulum bana güvendi diyor. Ben de ona kendimi veririm diyor. Bak esbasını tecelli ettiriyor. Hangi esbasını? Cömertlik esbasını. Bak şimdi. Allah Allah. Şimdi evladın gelip sana dese ki baba, bütün paramı harcadım ama sana güvendim dese. Sen şimdi evladını geri çevirmek yakışır mı? Yakışmaz değil mi? Dersin ki evladım bana güvendiysen ben de seni boşa çıkarmam. Sana yakışmayan Allah'a yakışır mı? Yakışmaz. O yüzden bir insan Allah'a güvenerek cömert davrandığında Allah Azze ve Celle de diyor ki bu kulum bana güvendiğinden. Bak güvenmek iman demek ha. İman,
emin olmak, güvenli olmak, güvenmek. Allah'a güvenmek imanın konusu olduğundan dolayı Allah da diyor ki bu kulum vererek bana güvendiğini söylüyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmam diyor. Dikkat edin, daha çok veriyor cömertlere. Cimrilikteki olay da o zaman mal değil. Dikkat edin, cimrilikle ilgili hadisleri okuyun. Hadislerin şöyle alt alta yazın, toplama işareti koyun, cehennem çıkıyor neticesinde. Ama cimrinin olayında mal yok yine. Cimri niye veremiyor? Allah'a güvenmediği için. Allah'a güvenmemek, inanmamak da bir iman zafiyetidir. Yani cimri mal vermediğinden değil, aslında iman zafiyetinden cehenneme gidiyor. Allah'ın bir ismine aynı olmanın önemini görün. Herkes kendi üstüne alsın ha. Biz hep bu konuları dinlerken sağa sola top atıyoruz. O cömert olsun, bana ne falan diyoruz. Sana nesin var, sen gireceksin kabre. Kendi üstüne alsana be adam. Şu dersleri okuduktan sonra insan üstündeki ceketi çıkarıp verir yani. Allah Allah. Cimrinin olayı mal değil, Allah'a güvenmemek. Allah'a güvenmemek de bir iman zafiyeti olduğundan, cimri mal vermediğinden değil, iman zafiyetinden cehenneme gidiyor. Bak, şimdi bir gün adam bir tanesi bir medrese için ev bağışlıyor. Komşular da duyuyor o evi bağışladığını. Ne diyor biliyor musun komşuları? Ya diyor, ben keriz miyim başkasına yedireceğim ya? Çatır çatır ben yerim bu malı diyor. Bak şimdi. Yani Allah için infak etmeyi kerizlik sayıyorlar. Kısa bir süre sonra o adam öldü gitti. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. O adam eğer o evi infak etmeseydi de çatır çatır yeseydi ne olurdu? Toprağın altında da yılan çıyan onu çatır çatır yiyecekti. Ev gidecekti. Şunu diyorum yani. Adam evi yedi. Adamı da toprak altında börtü böcek yedi. Ev ne oldu? Sıfır oldu. Ama infak eden, Allah'ın ismine aynalık gösteren, aynadar olan bir adam vefat etti. Peki o ev ne oldu şimdi? O eve ne kadar insan gelip Allah namına istifade ediyorsa, es-sebebü kel-fail, sebep olan yapan gibidir sırrından, adamın hala kesesi doluyor, haznesi doluyor. Ahiret parası artıyor yani adam. Allah Allah. Farkındaysanız Allah'ın esmasına aynı olmakta çok derin bir lezzet var. Bir ufak mesele daha var, onu da anlatayım, sonra derse geçeceğim. Allah Azze ve Celle'nin İsmine aynı olmanın içerisindeki lezzeti bilmiyorum, bir miktar anlatabildim mi? Böyle bir lezzetin karşılığı dünyada yok. Mesela yemenin lezzeti hayvanda da var. Ama yedirmenin lezzeti sadece insanda var. Allah Azze ve Celle bu özelliği anlayalım diye bir iki hayvana yedirmenin lezzetini vermiş. Bir iki hayvana. Hatta yedirmenin lezzetinden öyle lezzet almış ki yemeği terk etmiş. Örnek gösteriyorum. Şimdi izlediğiniz belgeselleri şöyle bir hatırınıza çağırın. Canavar aslan, canavar. Gidiyor, avlanıyor. Kendisi aç mı? Kendisi de aç. Kime getiriyor yemeği? Yavrusuna. Kendi aç kalıyor mu hala? Aç kalıyor. Yedirmenin lezzeti, yemenin lezzetini geçiyor. Örneği görüyor musun? Allah Azze ve Celle bunu anlayalım diye bu özelliği birkaç hayvana da vermiş. Bir hayvana daha vermiş bak. Onu da bir okuyayım. Üstad Hazretleri tavuk örneği veriyor. Tavuk civciv. 17. lemada diyor ki, küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi, hayal edin, bir tavuk, bir de ne var? Civcivler. Yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır. Korkaklıkla nam salmış tavuk kime posta koyuyor? Köpeğe. Bak. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Öyle mi? Bak, tavuk civcivlerini gezdirirken kimi doyuruyor? Kendini mi? Hayır, civcivlerini bak. Demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki açlık acısına ve ölmek elemine tereccüh eder, tercih eder, ziyade gelir diyor. Tavuk civcivleriyle gezerken yemeyip yediriyor mu? Yediriyor. Daha sonra o civcivleri büyüdükten sonra civcivin kafasına vurup önündeki yemeği alıyor mu? Alıyor. Enteresan bir olay. Bu şefkat tavuktan olsaydı büyüdükten sonra da devam eder miydi? Ederdi. Tam civcivken kendi yemeyip yediriyor. Büyüyünce de kafasına vurup yemi alıyorsa demek ki bu şefkati civcivin doğum anına denk getirip verip ikram eden bir zat var. Kim? Allah Azze ve Celle. Demek ki tavuğa gelen şefkat kimden? Allah'tan. Bak bu ne demek biliyor musun? O civcivi gözeten Allah demek, tavuk değil. Tavuk ne bilsin şefkati? Tavukta şefkat olsa civcivi büyüyünce de devam eder, öyle mi? Devam etmiyor ama. Allah Allah. Şimdi bir gün bir tane öğretmen bir kediye yemek verecek. Kedi de böyle aç, miyav miyav miyav. Yemeği veriyor, ondan sonra diyor ki bak diyor nasıl sevindi, kedi doydu diyor. Kendisi lezzet alıyor böyle. Halbuki burada incelik nerede biliyor musun? Şimdi sen bir kediyi yedirmekten bu lezzeti alıyorsan, Allah Azze ve Celle bütün kainatı yedirerek nasıl kutsi bir lezzet alıyor? Onu tanıman için bu lezzet sana verildi. İnsan yedirirken lezzet alır mı? Alır. Bu lezzet neden verildi sana? Bütün kainatı yedirip doyuranın nasıl kutsi bir lezzet aldığını gör, onu tanı diye verildi.
Yani birine ikram ederken alınan lezzet bile Allah'ı tanımak için. Doğru mu? Doğru. Bak olaya bak olaya. Allah Allah. Demek ki biz yaptığımız bir iyiliği Allah Azze ve Celle'nin yaptığı iyiliklerle kıyaslayıp ona hayranlığımızı arttırmamız lazım. Ya ben iki tane kediyi doyurdum, bu kadar mutlu oldum. Allah bütün kainatı sürekli düzenli rızıklandırıyor demek. Nasıl bir iş yapıyor deyip insanın Allah'a hayranlığının artması lazım. Allah Allah. Manevi lezzet konusu biraz anlaşıldı mı acaba? Anlaşıldı. İnsanın Allah'ın birçok ismine ayna olarak aldığı manevi lezzetler var. Mesela Cevvat ismini konuştuk az önce. Rezzak ismini kısım kısım konuştuk. Adal ismini kısım kısım konuştuk. Bir de Allah Azze ve Celle'nin Şafi ismi sende tecelli ederse onun içinde bir lezzet var ki sorma. O zaman şu cümleyi söyleyebilir miyiz? Hastalığın içinde Allah'ın esması tecelli ettiğinden dolayı tarif edilmez manevi bir lezzet var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bugünkü dersimiz tam da bu konu. Üstad Hazretleri'nin 25. lemada anlattığı Hastalar Risalesi'nin bugün 21. dersindeyiz. Bu 21. devada bu manevi lezzetten bahsedecek. 25. lema, Hastalar Risalesi 21. deva. Ey hasta kardeş, senin hastalığında maddi elem var. Var mı? Var, kolum ağrıyor. Bak kolunu sakatlayan bir abimiz var burada. Maddi elem var mı? Var değil mi? Ödem var, ağrı var, sızı var. Evet. Fakat o maddi elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Yani hastalıkta maddi bir elem var. Ama iman varsa, hastalığın içinden çıkan öyle bir manevi lezzet var ki o maddi sıkıntıları, acıları izale ediyor. Yani yok ediyor. Sadece biraz vesveseden, evhamdan dolayı dünyanın ahvalini gözümüzde fazla büyütüyoruz. Bir gün bir arkadaş geldi de öyle biraz fazla vaveyla ediyordu. Ah şöyle oldu, dünyam böyle oldu diye. Dedim ki dostum biraz fazla abartıyorsun. Dünya bu kadar abartılacak bir şey değil. Nereden belli dedi dünyanın bu kadar abartılacak bir şey olmadığı? Şu ayetten belli dedim. Bak bak ayeti dinle. Dünya hayatı oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurtudur. Ankebut suresinde geçiyor. Yani dünya ne gibi biliyor musun? Bir evcilik oyunu gibi. Allah Allah. Şimdi evcilik oyununda iki tane çocuk kavga ediyor oyuncaktan dolayı. Anne babası gelip kızıyor mu? Ya oğlum altı üstü oyun ya. Niye kavga ediyorsunuz deyip azarlıyor mu? Azarlıyor. Dünyada aynı öyle bir oyun. Sadece biraz biz büyüdük, biraz da evler büyüdü. Ama oyun biter bitmez bizi oyuncakların içinden söküp alıp götürecekler. Hiç böyle abartılacak bir olay değil. Allah Azze ve Celle bunu da anlayalım diye hastalığın içerisindeki derin lezzetleri bize veriyor ki dünyanın sıkıntıları az ve vesvese olduğunu anlayabilelim diye. Buyurun. Çünkü peder ve validen ve akraban varsa çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber. Bak şimdi olayı anladınız mı? Hasta birisinin alacağı lezzetlerden birisini söylüyor. Nedir o lezzet? Annen, baban, etrafın, herkes senin etrafında pervane oluyor değil mi? Ne olduğun için? Hasta olduğun için. Şimdi biz küçükken hastalığı dört gözle beklerdik böyle. Çünkü annemiz bize öyle bir şefkat gösterirdi. Ya şimdi normal günlük rutininde annenin yanında terlik oluyor. Ama hastalığın şefkatinde bu kalkıyor. Bir de doktora götürüyor. Bir de her doktorun çıkışında ne vardı biliyor musun? Bir hamburger, bir muz vardı. Şimdi bunlar böyle meccanen bol bol olduğu için, bedavadan olduğu için insanlara büyük lezzet gelmiyor. İyi ki biz çocukken bunları tane tane yemişiz. O kadar büyük lezzet veriyor ki. Bak Murat nasıl kafa sallıyor. Allah razı olsun. Şimdi o yüzden hastalığı neyle beklerdik biliyor musun? Dört gözle beklerdik. Çünkü hastalandığımız anda önce doktora gidilecek, oradan hamburgerciye gidilecek, oradan da bir tane muz alınacak, oradan eve gidilecek. Yani biz güya yatardık orada dinlenelim diye ama o hikaye asıl gözümüz nerede? Anne hamburgeri ne zaman getireceksin? Anne muzu ne zaman getireceksin? Ya o kadar lezzet verirdi ki hastalık böyle ikramiye gibi gelirdi. Geçen bir tane ihtiyar birisi söyledi. Dedi ki hasta olup etrafındakilerin bana ilgi göstermesini o kadar istiyorum ki anlatamam dedi. Yani etraftan ilgi görmemek öyle üzmüş ki talep ettiği şey hastalık. Allah Allah. Şimdi insanlar hastalandığında tam çocuğa dönüyor. Doğru mu? Bak kuvvet oradan geliyor. Bir çocuklukta nasıl kuvvet var? Etrafındaki herkes sana hizmetkar oluyor çocukken. Allah Allah, az önce anlattığım hadise gibi. Şimdi hastalık zamanı da öyle. Hastalık zamanında insan çok aciz oluyor ve çocuklaşıyor. Ve birden yakınlarının her birinin içinden ne fışkırıyor? Şefkat fışkırıyor.
hastalığın ızdırabını onların şefkati bastırıyor. Sadece burada ince bir perde var. O perdeyi yırtmamız lazım. Civciv doğar doğmaz tavuğu etrafına pervane edecek şefkati içine koyan kim? Allah. Hatta civcivi büyüyünce tavukta o şefkat yok dedik. Sen sağlıklıyken o kadar şefkat var mı etraftan? Yok. Ama hastalanıp aciz denince o şefkat geliyor mu? Geliyor. Kimden eliyle geliyor? Annenin, babanın, arkadaşının, komşunun eliyle. Bir perde yırttığında tam hastalık anıyla şefkati yan yana aynı anda denk getirenin Allah olduğunu göreceksin. Hastalığın içindeki manevi lezzete bak. Seni okşayanların her birisi aslında Allah'ın emriyle o işi yapıyor. Sana hamburgeri muzu aldırtan bizzat Allah Azze ve Celle'nin ta kendisi. Yani anne perdesinde de takılmamamız lazım. Anlıyor musun? Etrafında arkadaşların geldi yardım ediyor. Onların perdesinde takılmamak lazım. Dün hastaneye gittin, birkaç arkadaş da sana nezaret etti. Ama onların perdesini yırttığında aslında sana bakan Allah'tı. Hastalığı göndererek hangi lezzeti almanı istedi? Etrafındakilerin içinden fışkıran şefkat lezzetini almanı istedi. Anladınız mı? Hastalığın içinden çıkan lezzet. Bakın az önce dediğim cümle biraz hızlı geçtik ama önemliydi. Bir ihtiyar adam şöyle diyor. Yeniden hasta olup etrafımın bana şefkat göstermesine o kadar ihtiyacım var ki hasta olmak istiyorum diyor. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. Bir gün bir arkadaş geldi yanıma dedi ki hocam dedi ya. Evlendik aradan birkaç zaman geçti dedi. Eşim dedi böyle saksıdaki kaktüs gibi bana davranıyor dedi. Yani buz gibi dedi. Hiç ilgi göstermiyor. Hiç bana bakmıyor. Arada soluyor gidiyor dedi. Ne yapmam lazım dedi. Dedim ki hasta ol hasta. Çünkü hasta olduğun anda değil mi? O da sana şefkat gösterecektir. Görüyor musunuz? Olaya bak olaya. Etrafındakileri pervane yapmak istiyor musun? Ne olman lazım? Hasta hasta. Allah Allah. Şimdi küçükken çocuk okuldan kaçacak. Ama bizzat kaçarsa eve gittiğinde paparayı yer. Ne yapıp kaçıyor? Biraz tebeşir tozu. Ateşi 39'lara öyle mi? Ondan sonra ne hoca bir şey diyebiliyor ne anne bir şey diyebiliyor. Hastaya kim ne diyebilir? Çünkü hasta birisi olduğu anda Allah Azze ve Celle şefkat yardımını gönderip herkes etrafına pervane ediyor. Bak hastalığın içindeki berekete bak buyur. Çok gizli, perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbetdarane baktıklarından. Bak şimdi hastalık geldiği anda herkes etrafındaki dostluklar bile nasıl bakıyor sana? Muhabbetle bakıyor. Şöyle bir soru sorayım, filmlerin de ana konusudur. Küs olanlar filmde ne olunca barışıyor? Hastalık olunca. Babam ve Oğlum'u izlediniz mi? Bugün de böyle film tanıtım serisi gibi oldu değil mi? Babam ve Oğlum'u izlediniz mi? Bak şimdi adam işte evden kaçmış geri memleketine dönüyor. Torununu da getiriyor ama despot bir dede var. Yani adamın babası hiç yüz vermiyor falan. Ne zaman barışıyorlar? Çocuğunun hasta olduğunu öğrendiğinde. Bak hiç yüz vermeyen, tebessüm etmeyen o adam, o despot adam ne zaman ah evladım, canım evladım bak yine ağlayacak. O filmi izleyenler ağlıyor. İsmail ağlayacaksın mı? Yapma lütfen. Şu an o modda değiliz. Ne zaman barışıyorlar? Çocuğun hasta olduğunu öğrenince barışıyor. Pişmanlıklar duyuyor, gömleğini yırtıyor. Gitme deseydim, şöyle deseydim, böyle deseydim. Dur diye. Efendim? Açaydım kollarımı değil mi? Öyle diyor değil mi? Allah Allah. Nice gizli kalmış dostluklar, ihtiyaç duyduğum merhametler. Ne zaman filiz bulup gökyüzüne çıkıyor? Hasta olduğunda. Allah Allah. Çok enteresan değil mi? Ben de öyle birinin hasta olduğunu duyayım. Hemen arayasım geliyor. Sonra bir fark ediyorum diyorum ya ne kadar zamandır aramamışım meğer diyorum. Ama hastalık hemen aratıyor. Diyorum var mı elimizden gelen bir şey? Allah Allah. Buyurun. Elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer. Şimdi demek ki hastalık bir şeyi celbediyor. Merhameti celbediyor. Merhamet. Bak bu merhamet var ya. Yani Allah'ın merhametini celbediyorsun ama Allah kimlerde tecelli ediyor? Etrafındakilerde tecelli ediyor. Bakın bir insanı tehdit ederek yaptıramayacağınız bir işi merhametle yaptırırsınız. Mesela çok annemiz var, çok hanımefendiler var. Her insanda olduğu gibi onların içerisinde de üşengeç var mıdır? Vardır değil mi? Gece tehdit et, uyan desen uyanır mı? Uyanmaz. Bak tehdit etsen uyanmaz. Ama çocuğu inga desin, uyanıyor. Tehdit ederek insana yaptıramayacağın bir işi merhametle yaptırabiliyor musun? Yaptırıyorsun bak. Hastalıkta böyle bir kuvvet var. Acizliğin kuvveti. Etrafındaki bir insana defalarca bir meseleyi anlatsan yaptıramayacağını... Hastalandığın anda merhametlerini celbedip yaptırabiliyorsun. Allah Allah. Şimdi o hastalıkta en çok celbedilecek ne biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin merhamet teline dokunuyorsun. Yani insanların merhametini bu kadar celbeden Allah'ın merhametini de tabii ki celbedecektir. Tam Allah'ın merhamet teline dokunuyorsun. Öyle olunca ne oluyor biliyor musun? Olmaz işler oluyor. Hastaların duasının makbul olmasının sebebini anlatıyorum. Yani ne oldu da makbul oldu? Yani ben dün de dua ettim. Aynı Allah'a dua ettim. Hastalandım yine dua ettim ama hastalanınca duası daha makbul deniliyor. Neden daha makbul? O kadar insanın merhametini nasıl celbediyorsun? Allah'ı celbettiğin için Allah zaten onların içine şefkat koyuyor. Demek hastalanınca otomatikman insan Allah'ın merhametini celbediyor. Şafi ismine aynı olacaksın ya o yüzden. Öyle olunca ne oluyor? Olmaz işler oluyor.
Bak bu dünya çok deptebeli, çok dalgalı. Dışarısı tımarhane gibi, çok yorucu. İnsan çıldırıyor, çok yoruluyor, çok üzülüyor, çok ağlıyor. Vallahi bu insana sığınacak bir liman lazım. Hasta olduğunda anlıyorsun onu. Kolun kalkmıyor, gözün kalkmıyor, ayağın kalkmıyor. Elini açıp bir dualar ediyorsun. Allah'ın merhamet limanına sığınmışsın. Hastalık ne manaları anlatıyor ya? İnsanların merhametini bu kadar celbeden nasıl celbedebiliyor? Demek Allah'ın merhametini celbediyorsun. Allah da onların içine koyuyor. Tavuğun içine koyup civcivini muhafaza ettirdiği gibi. Anlaşıldı değil mi? Şimdi hastalık Allah'ın isimlerini celbediyor dedim. O yüzden de insanlar etrafında pervane oluyor. Bunu bir de karşı taraftan düşünelim. Pervane olan adamlar tarafından düşünelim. Sizler bir hastaya merhamet duyuyorsanız ve ona hizmet etmeye başlıyorsanız bilin ki Allah'ın esması tecelli etmiş ve Allah sizi istihdam ediyor demektir. Rahim ismi tecelli ediyor ve Ersin'i istihdam ediyor. Yani bir hastaya bakmanın da ne kadar mühim olduğunun sebebini anladın mı? Allah tecelli ettiği için. Seni istihdam ediyor, kullanıyor Allah. Ya ne enteresan dengeler değil mi? Buyurun devam edelim. Hem sen müftehirane hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın zatlar, hastalığın hükmüyle sana merhametkârane hizmetkarlık ettiklerinden... Cümleye dikkat. Efendilerine efendi oldun. Olayı anladın mı? Normalde bizim efendimiz kim? Annemiz, babamız. Onlara hizmet ediyor muyuz? Ediyoruz. Edecek miyiz? Sonuna kadar edeceğiz. Hastalanınca kim kime hizmet ediyor? Onlar. Efendilerine efendi oldun. Hastalığın seni koyduğu maddi mertebeye bak. Dışarıda bir insanın anne babası ona hizmet etse ayıplarlar ya. Bizim örfümüzde öyle mi? Anne su getir. Hayırdır ya? Elin ayağın yok mu? Kakal diye komşu bile döver o adamı değil mi? Anneye böyle denilir mi? Babaya böyle denilir mi diye. Ama hastalık dedirtiyor. Hastalık ne yapıyor? Cümleye bak cümleye. Efendilerine efendi oldu. Ne kadar enteresan olay değil mi? Buyurun. Hem insanlardaki rikkati cinsiyeyi ve şefkati nev'iyeyi kendine celbettiğinden hiçten çok yardımcı ahbap ve şefkatli dost buldu. Allah Allah. Her birisi etrafında pervane. Normalde konuşarak ikna edemezsin. Tehdit ederek bu işi sağlayamazsın ama merhametlerini celbettiğinden hepsi senin hizmetine koşan insanlar oluyor. Anne baba da dahil mi? Dahil. Bak cümleye bak. Efendilerine efendi oldun. Buyurun. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldığın istirahat ediyorsun. Hastalıkta bir ikramiye daha çıktı. Neymiş o? Paydos. Bak normalde bir adam düşün. Adam 3 tane eve birden bakıyor. Var değil mi böyleleri? Annesine bakıyor, bacısına bakıyor, kendi evine bakıyor. Adam her gün 3 tane evle ilgileniyor. Hasta oldun mu? Oldun. Şöyle bir yatağa serildin mi? Serildin. Allah ne verdi sana? Paydos. Yani tatil verdi. Senin hastalığın zamanında evin ekmeğini alma seni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Elektrik faturası gelmiş seni ilgilendirmiyor mu? İlgilendirmiyor. Hallar süpürülecekmiş seni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Bulaşıklar yıkanacakmış. Burak sizi ilgilendiriyor mu? Bak normalde bulaşıkları yıkıyorsunuz değil mi? Evi süpürüyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. İşte ya ideal erkek. Hastalık zamanı ne oluyor bunlardan? Paydos. Bak işte adam mutlu oluyor yani. Sen de diyor musun zaman zaman ya Rabbi hastalık versen de bir tatil yapsak? Diyorsun. Allah Allah. Bak hastalıktaki berekete bak yani. Yemek derdi yok. Değil mi? Ütü derdi yok. Bulaşık derdi yok. Hasta olduğunda efendilerine efendi ediyor. Yani senin bütün işlerini başkalarına yaptırıyor. Berekete bak berekete. Efendilerine efendi ediyor. Allah Allah. Efendine yani hanıma. Anlıyorsun değil mi? Herkesin efendisi. Evet. Elbette senin cüz'i elemin bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil teşekküre sevk etmelidir. Ne teşekkürü ya ben hastalığa lanet ediyorum diyor. O ölçüde imanı olmadığından ve hastalığın içerisindeki bu imani derin lezzetleri tadamadığından dolayı. Bu lezzetleri tatmanın yolu menemen gibi bir iman kıvamına sahip olmaktır. Bu kıvamın tek unsuru okumak değildir. İlim amel içindir. Okuyacaksın hem de düzenli ve disiplinli okuyacaksın. İslam'ın ahlakını taşıyacaksın ve bu lezzetleri zirve noktada alan sahabilere ulaşmak için onlar gibi
Allah yolunda mutlaka hizmet edeceksin. Dışarıda birçok manevi problemden dolayı arkadaşlarla konuşuyorum. İnanın bahsettikleri bütün problemlerin tek çözümü Allah'ın rızası için hizmet etmekte saklı. Ama bu cümleyi tek başına söylediğimde belki ya bizimle de ilgilenmedi, başından attı der diye bunu yarım saatte anlatıyorum. Hangi manevi probleminiz var? Hangi tükenmişlik sendromunuz var? Hangi hastalık şikayetiniz var? Neylerden lezzet alamıyorsunuz? Hayat sizi boğdu mu, sıktı mı, usandırdı mı? İnanın her birisinin yolu Allah rızası için sahabe misal. Onların ayak izlerinden, haşa onlar gibi olamayız da ayak izlerinden basarak hizmet etmeye çalışmak. Allah için düzenli bir sorumluluk almak. Mutlaka yapılması gereken budur. Yoksa bu manevi lezzetler inkişaf etmiyor. Hastalık bir insana azap gibi geliyor. Başkalarının lezzet aldığı şeyler sana isyan sebebi oluyor. Ve haşa isyan ederek dünyanı değil bir de ahiretini yakıyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha masal. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım. Yorgunluklarım. Kaybettiklerim. Kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel Baki. Ya Baki, entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.